Toutes les femmes te regardent. Toutes les femmes te regardent, toi. Fazıl Hüsnü Dağlarca 26 Ağustos 1914'te İstanbul'da doğdu. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi şiir yarışması ödülünü aldı. 1935'te piyade subayı göreviyle Doğu ve Orta Anadolu'nun Trakya'nın pek çok yerini dolaştı. Ataç, Çağrı, Devrim, İnkılapçı Gençlik, Kültür Haftası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, Varlık, Vatan, Yeditepe, Yücel, Yenilik, Yön gibi dergi ve gazetelerde şiirleri yayımlandı. Bugüne kadar kendisine birçok ödül verilen şair 1967'de Amerika'daki Milletler Arası Şiir Forumu tarafından en iyi Türk şairi seçilmiş, 1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Dağlarca'ya verilmişti. Çok yazan ve üreten bir şair kimliğiyle bağımsız kalarak hiçbir şairden etkilenmemiş, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak şiirlerini yazmıştır. Onun sanat anlayışını şu cümlesi özetler. Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir. Dağlarca bir yıl önce 15 Ekim 2008 yılında 94 yaşında İstanbul'da öldü. Türkçe var oldukça yaşayacak olan en ünlü Türk şairlerinden biridir. Onlarca kitap yazdı. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Asu, Uzaklarla Giyinmek önemli kitaplarındandır. Dağlarca destan yazmayanların şair olamayacaklarına inanıyordu. Çakır'ın Destanı, Üç Şehitler Destanı, 19 Mayıs Destanı, Malazgirt Ululaması en önemli destanlarındandır. Çocuk kuş, bir kuştu, Allahlı bir kuş. Her tüyüne bir çiçek bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, mavili mavili bir kuş. Her tüyüne bir boncuk bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, yeşilli yeşilli bir kuş. Her tüyüne bir çocuk kordelası bağladılar, uçtu o. Değerli Halk TV izleyicileri, yeni bir gerçek edebiyat programıyla karşı karşıyayız. Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı andık. Bir yıl önce onu kaybetmiştik. Türkiye'nin yıkılmaz çınarıydı. Gerçekten de Türkçe var olduğu sürece Fazıl Hüsnü Dağlarca da var olacak. O çınar hiçbir zaman yıkılmayacak. Yeni konuğum değerli hocam Kurtuluş Kayalı. Kurtuluş Kayalı'yla gerçek edebiyat programında ne konuşacağız? Gerçekten önümde çok önemli sorular var. Konuşacağımız elbette çok önemli konular var. Kurtuluş hocamızı bulmuşken. Fakat şöyle bir şey var. Kurtuluş hocamızı tanıyanlar bilir. Neler konuşacağımızı kestiremeyiz. Nereye gideceğini konuşmamızı bilemeyiz. Ama temelde konuşacağımız şeyler Türk aydını, Türkiye kültürel sorunlarına ayrıntılı bir biçimde bakış, aydın, edebiyat, Niyazi Berkes, Beyice Boran, kültürel süreklilik, aklımıza gelebilecek birçok soru birlikte konuşacağız diye düşünüyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Programımıza. Fazıl Hüsnü Dağlarca'da bir tanışıklığınız var mıydı hazır? Yok. Benim yani kişisel olarak bir tanışıklık yok. Tanışıklığım yok. Ama yani Fazıl Hüsnü Dağlarca deyince insanın aklına bir mısra geliyor. Türkçe benim ses bayram mısra geliyor. Türkçe'ye gösterdiği özen geliyor. Türkçe'ye gösterdiği özeni sadece Öztürkçe konusunda belki bugün ben yorumlarken biraz da fazla vurgulu, biraz fazla abartılı bulmak mümkün. Benim kendi açımdan. Ama onun ötesinde ben yani baktığım zaman aklıma ilk defa Fazıl Hüsnü'yle rastlaşmamız şey olarak dizeleri bakımından rastlaşmamış. Haftalık Yön Dergisi'nde 1960'lı yıllarda 61'de çıkan Yön Dergisi'nde bir ara her hafta onun bir şiiri yayınlanırdı.
O şiirlerle rastlaşmak var. Ve Fazıl Üstü deyince, insanın aklına Türkçe deyince, Türkçe hassasiyeti deyince, Türkçe vurgusu deyince Nezihe Meriç geliyor. Nezihe Meriç'in anılarında en son yayınlanan kısmında, bir kısmına kadar devamı ne yazık ki olmayacak muhtemelen. Mesela şey diyordu, son günlere gönderme yaparak, Türkiye'de insanlar yabancı dilde metinler okumakta olağanüstü hassas davranıyorlar. Ve bunlar Türkçe'ye biraz yukarıdan, Türkçe üretilen şeye, sanata, sadece sanata değil, düşünce metinlerine biraz yukarıdan züppece bakıyorlar diyordu ve o konuda hassasiyetini, tepkisini gösteriyordu. Zaten bizim edebiyatçılarımıza baktığımız zaman en fazla öne çıkan hikaye bu Türkçe hassasiyetinde, Türkçe yazma, Türkçe sanat üretme ve Türkçe düşünce üretme hassasiyetinde kendini gösteriyor. Bu vesileyle iki cümleyle de olsa Nezihe Meriç'ten bahsetmiş olmakta. Gerçekten onu da bir ay oldu herhalde kaybettik. Evet. Hızla değerli insanlarımızı, değerli yazarlarımızı kaybediyoruz. Belki Türkiye'de bir yaprak dökümü oluyor. Türkiye'de bir erozyon oluyor. Yani yıldır her alanda bu eski dönem insanlarının gitmesi, yani yakın dönemde de onu gördük. Mesela neyi gördük? Fethi Naci Atilla İlhan. Melih Cevdet Anday'la başladı. Atilla İlhan, sonra yakın dönemde Demirtaş Ceyhun ve Halit Refik, yani Mehmet bir Fuat, dönemin, Mehmet Adoğan, evet, hepsini ve bunlar 1960'lı yılların düşünce hayatında yeri olan insanlardı, etkisi olan insanlardı. Çeşitlilik arz ediyordu. Çeşitlilik bir zenginliği beraberinde getiriyordu. Her türlü düşünsel çeşitlilik içinde Türkiye'de bir yaprak dökümü yaşanıyor ve bir erozyon gündeme geliyor ve bu tür insanların yerine, bu tür insanların açığını kapatacak, bu tür insanların bizim düşünce dünyamızda, kültür dünyamızda ve sanat dünyamızda yarattığı boşluğu gidermek konusunda insanın kafasında soru işaretleri geliyor ve bunların yeri o kadar kolay doldurulacak bir yer olarak kendini göstermiyor. Gerçekten bazen ben de bir yazar olarak, bir eleştirmen olarak ürküyorum, korkuyorum. Sanki bu yük bizim omuzlarımıza biniyor. Bunun altından nasıl kalkabiliriz bilemiyorum. Hep çevremdeki arkadaşlara bunu söylüyorum. Ama şöyle bir hikaye var. Bu yükü paylaşmamız gerekiyor diye. Fethi Naci üzerine ben bir yazı yazdım. Bir sene önce. Bir ay önce yayınlanmış bir yazı. Orada ben bir şey söyledim. Türkiye'de edebiyat, Türkiye'nin sosyal gerçekliklerinden bir nebze uzaklaşıyor. Ben şunu söyledim. Fethi Naci dedim. Fethi Naci'ye baktığımız zaman dedim. Ve genç kuşağın, yeni kuşağın, yani yeni kuşağın derken yaşı 50'yi geçmiş insanlar açısından baktığımız zaman Türkiye'nin sosyal sorunlarına yaklaşım biçimleri, somut 3 isim de vererek bunu söyledim. Fethi Naci'nin Türkiye'nin sosyal sorunlarına, Türkiye'nin politik sorunlarına yaklaşım biçimlerine göre, bunları kavrayıcı yaklaşımına göre bir 10'da biri kadar bile bunların bu tür konularda hassasiyeti yok, çabası yok, heyecanı yok ve bilgisi yok diye bunu söyledim. Çünkü Fethi Naci aynı zamanda hem bu edebi metinleri yazmış, eleştirel metinleri yazmış, hem de Fethi Naci 1960'lı yıllarda Türkiye'nin sosyal sorunları üzerine metinler yazmış. Mesela bunların içinde en ilginçlerden biri Atatürk'ün Sosyal Görüşleri kitabı. Tam 1968 yılında o yayınladığı 100 Soru'da dizisi içinde. O 100 Soru'da dizisi de böyle genel anlamda bir yorumlandığı zaman Türkiye'nin o dönemdeki düşünsel açılımı açısından önemli bir işlev taşıyan şeyler. Evet, o 100 Soru'da dizisi evet, gerçekten çok önemli. Doğan Ergün'ün kitabı da evet, evet. Değerli kitabı. Kurtuluş Hocam, Değerli Kurtuluş Kayalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdiniz. Ama Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü'nde çalışmaya başladınız. İlgi alanınız da Türk sosyologları. Evet. Türk düşünce tarihi eksenli çalışmalarınız. Böyle bir yönelişe sizi sokan etkenler nelerdi? Hangi düşünceler sizi böyle bir Türk düşünce hayatını incelemeye, onun tarihini yazmaya ya da bunun önemini vurgulamaya itti? Şimdi çalışma, insanların etkilenmesi biraz değişik. İnsanlar kendi hayatından etkileniyor. Yaşadığı şeyler insanı etki yapıyor. Biz yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. İşte 1968 yılında oraya girdim. O dönemde Türkiye'de bir açılım vardı. Bu açılımın içinde Marksizmin etkisi de çok fazlaydı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi de çok merkezi bir yerdeydi. İnsanlar baktığı zaman şöyle bir düşünce oluyordu. Canlı bir yerdi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin o dönemdeki hocaları
Türkiye'nin o dönemdeki düşünce tarihi içinde yeri görünmez olmayan insanlar değildi. Çok merkezi bir yerdeydiler. Ama o dönemin yanlış, farklı, değişik bir eğilimi vardı. Neyle, nasıl bir eğilimi vardı? Bu tür eğilimleri bugün de yaşıyoruz. İnsanların kafasında köklü bir biçimde şöyle bir kanaat vardı. Türkiye'de neredeyse 1960 yıllarından önce olumlu sayılabilecek, önemli sayılabilecek hiçbir düşünsel hareket yoktu. Her ne varsa 1960'tan sonra gerçekleşmişti. Bunun olumlu bir yanı var. Niye? İnsanlar o dönemde Türkiye'nin sorunları konusundaki yaklaşımlarını önemsiyorlar. Ama olumsuz bir yanı var. Türkiye'de düşünce konusunda insanlar geleneğe ıskalıyorlar. İnsanlar bu tür şeylere de çok rasyonel kanaatlerle yönelmiyorlar. Yani benim bir dil tarih coğrafya fakültesinde 30 yılı aşkın dönemde yaşanan yönelimim var. Okuma serüveni, düşünme serüveni, anlama serüveni var. İnsan hayatından etkileniyor bir biçimde. O dönemde benim bir üniversiteden atılma sorunum var. İnsan o tür hikayeler dil tarih coğrafya fakültesini, Türkiye'yi, akademiyi düşünme noktasına getiriyor. O mesele insanı bir çalışma alanı olarak benim kitaplarımda da çok yoğun bir biçimde var. Ne var? Dil tarih tasfiyesi üzerine, dil tarihteki 3 öğretim üyesi üzerine yazılmış metinlere yönetiyor. Kimin üzerine? Berkes üzerine, Beyce Boran üzerine ve Muzaffer Şerif Başoğlu üzerine ve Pertem Naili Boratav üzerine. Bunlara yöneldiğin zaman buradaki birikimi görüyorsun. Bunlara yöneldiğin zaman da şunu düşünüyorsun. Acaba 1940'lı yıllardaki bu açılım önemli bir açılım mıydı? 1940'lı yıllardaki bu açılımın 1960'lı yıllardaki düşünsel hayat üzerine etkisi var mıydı? Eğer yoksa, yeteri kadar yoksa bunun önemi neydi? Bunu insan şey yapıyor. İnsan bu tür konulara baktığı zaman biraz da duygusal bir çerçevede bakıyor. Türkiye'nin dil tarihe böyle tepkisel bir çerçevede bakıyor. Ama insanlar bunları okuduktan sonra belki Türkiye'nin daha önemli düşünce adamlarına da yöneliyor zaman içinde. Biraz daha makulleşiyor ve o dönem içinde insanın ilgisi o dönemin daha değişik insanlarına yöneliyor. Ben kendi açımdan söylüyorum. Hilmi Ziya Ülken'in bu akademisyenler üzerinde de, Muzaffer Şerif Başoğlu üzerinde de, Beyce Boran üzerinde de, Berkes üzerinde de olağanüstü yetkin, olağanüstü fazla etkisi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla benim yaklaşımım hayatın getirdiği bir serüven içinde böyle şekilleniyor. Ondan sonra bunlara ve daha eskilere yöneliyor. Peki hocam, sanki Türkiye'nin kültürel sorunları ayrıntılı olarak Türkiye kendisi kültürel sorunlarını ayrıntılı olarak düşünmekten uzak diyorsunuz. Belki bu bir düşünce tarihi yazmak, bir birikim oluşturmak, geçmişten dersler çıkarmak, geçmişin üzerine geleceği inşa etmek. Evet. Çoğu kez Türkiye'de günlük politik aydının en büyük problemi, sizin söylediğiniz gibi, günlük politikaların peşinde gidip bir günde sanki olayları çözecek ya da bir günde Türkiye batacak gibi olguların peşinden gidip, inanışların peşinden gidip bu sürecin uzun bir süreç olduğunu, bir Türk düşünce dünyasının var olduğunu iddia ediyorsunuz. Peki Türk insanını yeterince tanıyor muyuz? Türk bireyini? Türk bireyini tanımak şeyi şuradan kaynaklanıyor. Tanımadan neyi inşa edebiliriz üzerine? Yani bir tanımadan hiçbir şey inşa edilmesi mümkün değil. Biz acaba, yani bu bireyin geçmişten geleceğe bir birikimi söz konusu. Ve her dönemde bunun üzerinde odaklaşma söz konusu değil. Yani 60'lı yıllarda insanlar çok güncel bir biçimde düşündü ve ne ortaya çıktı? Türkiye'nin böyle çok gelişeceğini düşündü. Türkiye'nin geleceğine dönük projeler oluştu. Yani şunu söylemek istiyorum. 60'lı yıllardaki insanlar, bugün ölüp giden insanlar o dönemi yaşamış, bugün dirilse Türkiye'nin haline baktıkları zaman kafalarında soru işaretleri oluşur. Yani öyle tahayyül etmiyorlardı insanlar. Zaten 60'lı yıllarda mesela Avcıoğlu'nun kitabı, Türkiye'nin düzeni kitabı değil, Avcıoğlu'nun Garodi'den çevirdiği kitap, Sosyalizm ve İslamiyet kitabı. Çünkü o dönem o kadar önemli değildi. Daha sonra Garodi bizim milli düşünürümüz oldu. Yok, 60'lı yılların sonlarından itibaren de, yani Garodi hem Marksist olduğu dönemde, komünist olduğu dönemde bizim milli düşünürümüzdü. Solcularımız açısından, sonra İslam'ı tercih etti, İslam'ı seçtiği dönemde de milli düşünürümüz oldu, İslamcılarımız ve muhafazakarlarımız açısından. Orada ilginç bir şey var. Garodi'nin kitabını 60'lı yıllarda iki kişi çevirdi Türkçe'ye.
Birisi Doğan Avcıoğlu, birisi Mihribelli. Ve bu kitap Türkiye'de düşünce üzerinde şey yarattı, çok etki yarattı ve Yön dergilerinde bu konu tartışıldı. Sosyalizm ve İslamiyet tartışıldı o dönemde. Şimdi baktığınız zaman buna Doğan Avcıoğlu'nun yazdığı bir ön söz var. Doğan Avcıoğlu şunu diyor, belki de Türk insanının, Türk toplumunun tanınıp tanınmaması bununla ilgili. Ben diyor, Türkiye'de okumuş, Fransa'da siyaset bilim eğitimi görmüş bir insan olarak diyor. Çünkü 50'li yıllarda Türkiye'ye geliyor. Baktığım zaman diyor, ben Fransa'nın diyor siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel tarihini çok satır satır biliyorum. Ama buna mukabil Türkiye'nin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel tarihini hiç bilmiyorum diyor. Yani Türkiye hakkında bir açlık belirtisi, öbür çelişik sayılan yaklaşıma göre, yani 60'tan önce bir şey üretilmedi yaklaşımına çelişik bir tarzda o günde telaffuz ediliyor. Ve Doğan Avcıoğlu doğru yanlış, iyi kötü ama bütün enerjisini, bütün şeyini, mesaisini Türkiye'yi anlamaya çalışıyor. Bu bizim bugünkü geldiğimiz noktayı da izah eden bir şey. Çünkü Türkiye'nin düzenini yazıyor. 68 aralığında yayınlanıyor. Türkiye'nin düzeninde temel mesele biz bugünün sorunlarını nasıl çözeriz meselesi. Ama 12 Mart'ta trajik bir şey yaşıyor. Yani asker yoluyla bir darbe olabilir mi? Bilfiil bu hareketin içinde mi? Bunu yaşıyor ve neyi görüyor? Ya Türkiye bizim istediğimiz yöne gitmiyor. Biz bu toplumu tanıyalım. Siyaset açısından yaklaşmıyorum Avcıoğlu'na. O zaman ne yapıyor? Milli Kurtuluş tarihini yazıyor. Yani demek istiyor ki ben geçmişi tanımaya başlıyor. Geçmişi öğrenelim. Biz bu toplumu anlayamadık, tanıyamadık. Bunu ne gösterdi? Bizim siyasal pratiğimiz, düşünsel pratiğimiz bunu gösterdi diyor ve 1838'den Türk-İngiliz, Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasından günümüze kadarki serüveni anlatıyor. Ondan sonra ne oluyor? 83 yılında ölüyor Avcıoğlu. 83 yılından önce 70'li yılların ortalarında neyi yazmaya başlıyor? Ya biz bu toplumu çok iyi tanımamışız. Biz bunu ta Orta Asya'dan itibaren tanıyalım. Türklerin tarihi diye. Ta Osmanlı'nın o feodal olarak nitelenen, atüt olarak tartışılan dönemine kadar gelen şeyi yazıyor. Bu bizim yani kendi mesailerini bu toplumu anlamaya koymuş insanların kendi kendilerine söylediği bir şeydir bu aslında. Yani bunu başkalarında da görüyoruz. Bizim bu 60'larda ve bugün bir sürü entelektüelimizin macerası Avcıoğlu'nun macerası gibidir. Bir sürü entelektüelde evvela Cumhuriyet dönemi anlaşılmaya çalışılır. Ondan sonra insanlar bir biçimde bir şekilde Osmanlı'ya yönelmeye başlıyorlar. Halbuki oradan bunu, başlamak lazım. Oradan başlamak lazım. Yani bizde ya, bu bir ters kronoloji şeklinde gidiyor. Yani Said Halim Paşa'yı anlamadan Erbakan'ı da anlamamız zor olabilir. Diyor. Sadece Erbakan'ı değil başka şeyleri de anlamamız zor olabilir. Said Halim Paşa'ya Türkiye'de ya da İttihat ve Terakki anlamadan her bir şeyi anlamamız zor olabilir. Çünkü Türkiye'de Said Halim Paşa'nın ciddiyetine en fazla önem veren kişi İdris Küçük Ömer oldu. Düzenin Yabancılaşması kitabı Said Halim Paşa'nın bir sözüyle başlar. Said Halim Paşa'nın siyasi tercihlerini bir yana koyup hiç önemsemeden söylediği bir söz var. Bu söz o dönemin Marksist anlayışına da yatkın bir söz. Sultanahmet yaşamasaydı bile çağdaşları bir Sultanahmet üretirlerdi, meydana getirirlerdi, yaratırlardı diye. Yani bu toplumu sosyal gerçeklik noktayı nazarından bir anlama denemesi olarak kendini gösteriyor ve baktığımız zaman İdris Küçük Ömer'e göre çok daha farklı bir noktayı nazardan Cumhuriyet dönemini, Türk toplumunu anlamaya çalışan Berkes'te bütün temel üç çalışması Osmanlı üzerine bina edilmiş çalışma. İdris Küçük Ömer Osmanlı'ya bakarken daha sempatik bir tarzda bakıyor, olumlayarak bakıyor. Niyazi Berkes Osmanlı'ya bakarken biraz daha mesafeli, daha eleştirel bir biçimde bakıyor. Ama ikisinin ortak noktası ne? Belki Küçük Ömer'de ve Berkes'te bu ters kronolojik bir şekilde gelişmiyor. Kronolojik bir şekilde gelişiyor. Onlar bu toplumu anlamanın, bugünü anlamanın yolunun Osmanlı'yı anlamaktan geçtiğini, tarihsel geçmişe yaslanmak gerektiğini ifade etmeye çalışıyorlar. Ama Niyazi Berkes'in Osmanlı'yı anlama çalışmaları niyeti biraz şundan kaynaklanıyor. Osmanlı'nın Batı ile ilişkisi. Çünkü Osmanlı'yı yok eden, mahveden şeyin Batı karşısındaki konumunun ne olduğudur. O ilişkiler bütünüdür. Bugün de Batı karşısında bir problem yaşıyoruz Türkiye. Bu ilişkiyi sürdürmek zorundayız ama bu ilişkinin nasıl olacağını görebilmemiz için o döneme bakmamız gerekiyor ki Niyazi Berkes'in çok keskin bu konuda Osmanlı deneyiminden çıkarmış olduğu çıkarsamalar var. Örneğin
biz Batı'ya rağmen ancak ayakta kalabiliriz diyor. Yani Batı'yla bir ilişki kurarak, Batı'yla işte, bir onun avucunda olarak ya da onunla barış içinde yaşayarak olamayız. Hı. Ne zaman diyor canlı bir organizma olarak, toplum olarak kalabildik? Şöyle 5-10 yıl ne zamana tekabül ediyor bu? 1920 ve 1935 hı. ya da 38 arası. Neydi bu dönem diyor? Batı'yı karşımıza aldığımız andı diyor. Hı hı. Batı'yı karşımıza almadan ayakta kalma olanağımız çok zayıf diyor hı. ki buna ben Talat Paşa'nın anılarında da okumuştum. Hı hı. Giriş bölümünde çok acı bir paragrafı var Talat Paşa'nın. Diyor ki ben bize diyor Batılılar reform bizi reform manyağı yaptılar diyor. Oysa diyor bizi soyup soğana çevirmeseler, bizi iç ilişkilerimize ve dış ilişkilerimize, ticaretimizde serbest bıraksalar, biz diyor o reformları zaten kendiliğimizden yapacağız. Sanki bugünkü Türkiye'yi anlamak için gerçekten de o döneme bu açıdan bakma, Batı'yla ilişkileri açısından bakıyorlar daha çok yoğunlukla diyor. Ama Sait Halim Paşa sanırım millet temelini biraz reddederek İslam. Ama hepimiz İslamız, Müslümanız temelinde bakıyordu. O dönemde millet temeli dönemde, zaten. Evet. Yani Osmanlılar'da milliyetçiliği en son Türkler yapıyor. Çünkü yani imparatorluk bu. Yani bölünme, ayrışma en son aklına gelen Türkler. Yok yani evvelden de biliyorlar belki ama yani bunu belki taktik olarak bu tarz şeyler yapıyorlar. Şimdi baktığınız zaman hikaye şu, 60'lı yıllardan bile herkes Türkiye'de tek anlaşılmış insan değil. Şimdi çok ilginç bir şey. Kemalizme yönelik eleştirel bir değerlendirme yapan Emin Türkel için Kemalist Devrim İdeolojisi kitabı var. Orada bir şey söylüyor. Türkiye'de diyor yeni dönemin yeni yaklaşım açısından yönü tek başına değerlendirmek doğru değil diyor. Yönde diyor Kemalizmin yönde diyor yönün çizgisinin bir alt versiyonu var diyor. Bir tarz Berkesçi yöncülük diyor. Şimdi baktığımız zaman bizim Türkiye'de